I'm so stressed, I'm so stressed out. I'm alright, I'm alright now. Yeah, yeah, yeah. I'm so stressed, so stressed out. Shawty got me sinking, I'm alright now. To the other side, grass is greener, no it is foul. Fill me with your poison, I can be found. And I made you seem better than. Ne dedin? Hediye seçtirdim. Ne için? Sevgililerim için. Ben seçiyorum. İstediğimi seçebilir miyim? Ne olur la, baktığını seç. Ya seç seç. Tamam. Çocuklara bir hafta bak, beni de tatile yolla. Tamam, otur. Ağlama sesi gelmedi. Bir baktım, Özgür sürprizle geldi. Kahve sütünü içiyor, yanında sütünü almış içiyordu. Uyy, sessizce kalkmış bazen. Artık ağlamıyor. Büyük adam oldum diyor, ben ağlamıyorum artık. Artık ağlayarak kalkmayacak mısın boyuncak? Dalga mı kapının üstünde çamaşırlarıma baksana, ne güzel. Şal var. Neydi? Böyle asıyorum da kurutuyorum. Kurutma var ya. Hem mahvediyor koyu renklilerin renklerini. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Çamaşırların orada değil. Yo, herkese söylüyorum valla. Bir de 1 pound'a yakın elektrik yakıyor her açtığımda. Bir de küçültüyor. Gelip de üstünü değiştirelim annem. Daldı o dışarı. Havaya bakıyor. Bu nasıl hava ya diyor. Ya diyor, İngiltere böyle bir yer mi ya diyor. ben büyüyünce nerede yaşasam diyor. Ben geri yatayım diyorsunuz. Herkese günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Günleriniz nasıl geçiyor? Umarım iyi geçiyordur. Ben çok iyi gözükmüyorum. Çünkü Azat hala geceleri uyumuyor. Şu an diş çıkarıyor yine diye. Göz altlarımız simsiyah oldu. Gözlerimiz kırmızı oldu falan filan. Ama neyse, geçecek bu günlerde. Şimdi arkadaşlar, kızlara poğaça yapacağım. Azada sütünü verdim. O koruyan yastığı koydum, kenarları kapalı. Bir de müzik açtım. Belki duyuluyordur arka. Durmazsa birazdan yanıma alırım. Kızlara bayağıdır poğaça yapmıyordum. Hani ben kiloluyum diye yapmıyordum. Ondan sonra düşündüm, niye yapmıyor? Yani onlar poğaça mı yemeyecek ben kiloluyum diye yani. Çok seviyorlar. Şöyle hemen başlayalım. Ben poğaçada arkadaşlar ılık süt kullanıyorum her zaman. Maya kullanıyorum. Şöyle bir bardak süt, bir bardak da su. Şöyle bir ısıtıyorum hemen. Sıcak olmayacak arkadaşlar, ılık olacak. Yani çok ısıtmayın yanlışlıkla. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı maya ekleyeceğim. Yaş aslında daha güzel oluyor bence ama yok yani. Bende kuru var diye. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Şöyle dolu dolu ekleyin. Şöyle sütüm de ılındı arkadaşlar. Duman çıktığına bakmayın. Mutfak çok soğuk diye öyle gözüküyor ama tam ılık. Bunu da ekliyorum. Bizim mutfak bayağı soğuk ya, ondan böyle hep duman çıkıyor ılık şeylerde bile. Şimdi bu süt, maya, şeker böyle beklesin bir 10 dakika. Mayayı bekletince gerçekten daha güzel oluyor. Böyle 10 dakika hep bir bekletin. Evet arkadaşlar, 10 dakika geçti. Bakın ne kadar güzel mayalanmış. Şimdi geri kalanını ekleyeceğim arkadaşlar. Bir bardak da sıvı yağ ekliyorum. Ama bunun içinde biraz bırakacağım ki ben o yağla hamuru toparlıyorum. Hep öyle yapıyorum bütün yoğurmalarda. Şöyle biraz bırakıyorum. Onu elimle yoğurdu toparlamak için. Bir yemek kaşığı da margarin. Şöyle bir tane yumurtayı da ayırdım beyazıyla sarısını. Sarıyı üstüne, bir tane beyazı da içine. Daha sonra arkadaşlar unu aldığı kadar ben koyuyorum. Ama 5 su bardağına yakın gidiyor yani. Bu arada siz bu bütün tarifi yarıya indirebilirsiniz. Biz kalabalığız, yiyoruz diye. Ben böyle yapıyorum. Böyle birkaç tanesini ekleyeyim. Hadi 3 olsun. Son 2'yi de yavaş yavaş eklerim. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Şu margarin değmiş, bir şey zannetmeyin diye söylüyorum. Şöyle yoğurmaya başlayayım. 4. unu da ekliyorum. Böyle böyle. Ben ölçmüyorum ya aslında. Durun sizin için ölçeyim. Şimdi ne kadar gidecek? 5 diye tahmin ettim de bilmiyorum. Evet arkadaşlar, 6 gitti yani.
Şöyle ele çok az yapışan bir hamur, çok değil de az yapışan bir hamur halinde olduğunda, şu elimde biraz hamur kaldı, bunu aslında yıkayayım da. Şimdi arkadaşlar hamurumun üstünü kapatayım. Şöyle bir saate yakın mayalansın. Ben size bir saat diyorum da ben asla bir saat yapamıyorum. Ben belki şöyle yarım saat, 40 dakika mayalarım da siz bir saat yapın. İyice kapattım. Şimdi bu mayalansın. Evet arkadaşlar, hamurumu yarım saat mayalayabildim. Yoksa daha da çok kabarması lazımdı aslında. Siz bir saat mayalayın. Bakmayın benim hayatım böyle koşturma. Çünkü okul saati yaklaşıyor, daha bu fırına girecek. Şöyle elimle kafama göre alacağım. Fazla zamanım yok. Şöyle top top. Şöyle örneğin siz böyle de, aslında ışığı niye yakmıyorum? İngiltere'nin havası karanlık. Siz böyle de 10 dakika bekletin ayrıca. Daha da böyle güzel bir kabarsın ama gerçekten acelem var. Ben şöyle yumurta sarısıyla süt karıştırdım. Çok küçüktü yumurta, o yumurta sarısı yetmeyecekti ya. Şöyle üstlerine süreyim. Şimdi şunu fırına yollayayım. Şöyle üstü kızarana kadar pişsin. Ben böyle acele ediyorum da arkadaşlar siz yavaş yapın tabi. Ne yapayım, okulum uzak, işler güçler bitmiyor. Gerçekten hep koşturma oluyor benim. Evet, mayalı poğaça ya da ne diyeyim, mayalı ekmek mi diyelim. Bunlar da böyle hazır. Benim çok acelem var arkadaşlar. Böyle bırakacağım, böyle soğusun. Bizim hemen çıkmamız lazım. Daha az da uyandıracağım. Dönüşte afiyetle yeriz. Çocuklar sade seviyor diye ben sade yaptım bu arada. Siz için istediğinizi koyabilirsiniz. Evet, biz eve geldik şimdi. Ay nasıl nefes nefese yoruldum. Battaniye sarıp götürdüm. Ceketini bile giyindiremedim. Uykudan kalkmıştı. Hemen annenin telefonunu aldı hemen. Şöyle yemekteyiz, açık kalmıştı zaten, kapatamamıştım koşturmaktan. Ay kafam nasıl şeyse, iki gün uykusuzlukla şeyle kardeşim bana mesaj attı, ben yazdığı şeyi bile o kadar başka bir şey anladım ki yani. Desil oldum. Diyecek bu ablamın kafası nerede? Boncuk, sen bende kafa bırakmıyorsun. Sen bizde hiç kafa bırakmıyorsun annem. Bu ne? Bu ne, diş çıkarıyor ya. Bak. Ne yapacaksın sen kamerayı, ne yapacaksın söyle. Sen bu kamerayı ne yapacaksın? Evet, ben yemeğe giriştim arkadaşlar. Şu Özgür'e sadece o makarna yemiyor diye biraz ona böyle et kavurayım dedim. Şu kaynasın, spagetti yapacağım. Çünkü çocuklar hastası ve Özgür sevmiyor diye sadece onun olmadığı günler bunu yapmaya çalışıyorum. Bir de şöyle vegan kıyma topları. Domates sosuyla pişiririm böyle güzelce. Evet arkadaşlar, siz makarnayı tüm atanlardan mı yoksa krandan mı? Ben krandanım. Çocuklar yiyemiyor ki ya. Çocuklar uzun uzun yiyemiyor. Çatala çevir çevir çevir. Bence çocuklara hiç uygun değil yani uzun olunca. Böyle daha iyi. Evet arkadaşlar, et burada kavruluyor daha. Şimdi domates sosumu yaptım. Bu sadece salçayı kavurdum, domates salçasını. Biraz da makarnanın suyunu ekledim. Şundan ekleyeceğim. Bu bay leaf şey mi oluyor? Defne yaprağı mı? Ne tat versin böyle. Abo, şuraya da hep sıçramış. Hemen sileyim şurayı. Şimdi böyle vegan köftelerimi kızartıyorum. Güzelce sosa ekleyeceğim. Makarnam da hazır zaten. Şimdi böyle köftelerimi sosa ekleyeyim. Bunun içinde de biraz pişsin. Evet, yemeğimiz de hazır. Şimdi bize afiyet olsun. Özgür'e bu yemekten de yine ayırdım da ama bilmiyorum yer mi. Neyse, ona et kavurduk Allah'tan. Ay şu reklamlar da baydı yani, gerçekten baydı. Evet arkadaşlar, Asat yattı. Ve ben bu fırsatı evi temizliyorum ya da
kendime bir şey yapmam gerekiyorsa hemen yapıyorum. Şöyle acele acele bir saç maskesi yapacağım sizinle. Çünkü hayatımda ilk defa kepek çıktı bende ya. Hiç olmazdı, inanır mısınız? Yıllarca yani asla olmadı. Ama Azad'a hamileliğimden beri cildim pul pul dökülüyor. Hem de saçımda da kepek olmaya başladı. Yani kuruluktan böyle. Şimdi çok güzel bir maske yapacağız. Eldivenimi taktım. Şöyle acele de ediyorum. Azad kalkmadan hemen yapayım. Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Şimdi size verdiğim tarifi siz uygulayın. Ama ben de 10 kişilik saç kafa olduğu için ben size söylediğim tarifin ilk katını yapacağım. Ama size yetecek şekilde söylüyorum. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. Daha sonra böyle peeling gibi bir şey olacağı için ölü derileri alsın diye böyle 4 tatlı kaşığı da şeker koyacağız. Daha sonra 4 damla da nane yağı koyacağız. Bu da yine ne deniliyor ölü deri? Ölü deri mi deniliyor? Onları böyle alsın diye. Daha sonra da çay ağacı yağından da 2 damla koyacağız. Bu da yine işte herhangi bir sorun varsa, kafa deride ne bileyim, enfeksiyon olsun, bir şey olsun, herhangi bir şey yani, bu çok iyi geliyor. Sivilceleri de biliyorsunuz çok iyi geliyor. Evet, karışımımız bu şekilde. Zaten hemen su oluyor bu Hindistan cevizi yağı. Şöyle ezince zaten hemen yumuşuyor, iyice eriyor. Evet, şimdi bu şekilde hazır. Ama dediğim gibi bendeki saç 10 kişilik olduğu için şu elimdekini süreyim hatta. Biraz daha koyacağım hepsinden. Yani 2 katı yapacağım size söylediğim tariften. Şöyle verdiğim tarifin aynı miktarından bir daha yapıyorum ki 2 katı olsun. Şimdi saçımı uygulayayım. Banyoyu da doldurdum bu arada. Dedim biraz 5 dakika hem keyif de yaparım. Saçımda da bekler. Çünkü bir 10 dakika bu saç da bekleyecek. Hem de böyle masaj yapacaksınız kafa derinize. Arkadaşlar ben bunu banyonun içinde yapacağım çünkü biraz dökülüyor yere, ister istemez pütür pütür şekerler var diye kusura bakmayın, önünüzde yapayım dedim de mutfağı kirletmeyeyim. Banyoyu da doldurdum, zaten içinde yapayım en iyisi. Neyse, siz de bunu kepek sorununuz varsa uygulayın. Ben bunu şimdi banyoda şöyle 10 dakika bir suyun içinde uzanıp iyice masaj yapacağım kafa derime. Evet arkadaşlar, duşumu aldım. Saçlarım pamuk gibi oldu var ya. Sanki yani yumuşatıcı sürmüşüm. Duruluyorum. O yumuşaklık sanki yumuşatıcı kalmış gibi bir his verdi bana. Bayağı duruladım ama bayağı yumuşak oldu saçım. Şimdi hemen cilt bakımımı yapacağım. Çünkü Azat kalktı. Kızlar 5 dakika tutuyor. Hemen şöyle kremlerimi süreyim. C vitamini ve hyaluronik asitli bir karışım serumum var. Ya görüyorsunuz değil mi nasıl koşturma hayatım var. İşte bir duş aldım ve çıktım. Azat kalkmış bile. Yani inanın ki sanki Elif de Berfin de bilmiyorum. Daha kolaydı sanki. Bunu süreceğim. Bu arada göz kremimi daha önceki videolarda söylemiştim. L'Oreal'in Age Perfect kremi. Yüzüme de bunu süreceğim. Bu arada bu göz alt morluğum değil, makyajı çıkaramadım. Suda çıkmaz bir rimeldi. Çıkmadı bir türlü. Şeyle de kremle de çıkarmaya çalıştım ama. Neyse, saçımı da tarayayım. Evet, bu kadar. Saçımı kurutmaya vaktim yok. Doğal kuruyacak artık evde çünkü hemen Azat'la ilgilenmem lazım. Evet, Azat babasını yine kavuştu. Dur, ayakta dur. No. Dur. Ay. Dur. Ay. Dur. Ay. Dur. Ay. Oğlum seni çekiyorlar lan, gülme lan, gülme, ciddi ol lan. Lan gülme, ciddi ol lan. Bugün kabak oldu, kabak kıyafeti. Şorukun mu aktı? Ha?
Çok ciddisiniz. Biraz önce gülüyordun ama. Elif de şu şeyleri açmış. Ne bu kısım ya? Hep değişik yemekler yiyorlar ya böyle. Ya değiştir dolu, şunu. Dolu yemek yiyorlar. Bakalım.